Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde MVC boyunca kullanacak olduğumuz sorgulama dili olan LINQ to SQL sorgulama hakkında biraz bilgi sahibi olalım. LINQ sorgulama dili içerisindeki en önemli kavram Lambda expression. Bir önceki dersimizden elimizde şöyle bir liste var. Liste içerisinde 7 tane kitap ve bu liste içerisinde daha sonradan şu üstte tanımladığımız 3 tane kitabı ekledik. Liste içerisinde toplam 10 tane kitap oldu. Bu kitap içerisinde şöyle bazılarının stok adetleri şöyle değişken olsun. Şöyle. Bu stok miktarlarına göre bunlar arasında bir sorgulama yapalım. Şöyle sorgulama sonucunda gelecek olan şöyle değişkenleri şöyle bir değişken tanımlayalım. Şöyle stokta olmayanlar diyelim. Eşittir. Şöyle sorgulama yapacağımız nesnemiz kitaplar. Nokta. Buradan der anahtar sözcüğüyle filtreleme yapıyorsunuz. Bu filtrelemeyi neye göre yapalım? Şöyle i eşittir büyüktür. i nokta stok adeti sıfırdan büyük olanlar. Bu durumda elimizdeki 10 tane kitap ya da 50 tane fark etmez. Bu liste içerisindeki bütün kitapları sıra şöyle i'nin içerisine kopyalıyoruz. Daha sonra şu eşittir büyüktür işaretinin sağ tarafına geldiğinde kopyalanan her bir kitabın özelliği sıfırla karşılaştırılıyor. Doğru olanları stokta olmayan değişkenin içerisine alıyor. Bu durumda stokta olmayanlar sıfırdan büyük olan bütün kitap nesneler olacak. Bunu şu şekilde değiştirebiliriz. Şöyle şunu yorum satır haline getirelim. Şöyle. Örneğin eşit dediğimizde stokta olanlar ürünlerde stokta değişkenin içerisine alınmış oluyor. Şu nesnelerimizden birkaçını değiştirelim. Örneğin şöyle web tasarım dünyasına merhaba diyelim. Daha sonra şöyle aşağıya farklı bir sorgulama yazalım. Örneğin diyelim ki var kurslar diyelim eşittir kitaplar nokta ver i eşittir büyüktür i nokta başlığı şöyle StartWith diyelim. Örneğin M harfiyle başlayanları ne yapacak bu durumda? M harfiyle başlayanları kursların içerisine alacak. Dolayısıyla şu V ile başlayan kitap nesnesinin tamamı kurslar listesinin içerisine dahil edilmeyecek. Bir arama yapmak istediğimizde örneğin şöyle kurs diyelim. Eşittir. İşte kitaplar nokta şöyle kitaplar nokta ver i eşittir i nokta şöyle açıklama içerisinde şöyle Contains diye bir kelimemiz var. Contains içerisine arama yapmak istediğiniz kelimeyi yazabiliyorsunuz. Örneğin ne yazalım? MVC. İçerisinde MVC olan bütün kayıtları ne yapar? Kursun içerisine atar. Yalnız şurada şöyle bir şey istiyorum. MVC olan bütün kitap nesnelerini kurs içerisine atacak. Şunu derseniz eğer first of default'u bulduğu ilk kaydı bunun içerisine atar. Diğerlerine bakmaz. Eğer herhangi bir eşleşen kayıt bulmadığı takdirde ne yapar? Kurs içerisine null değerini atar. Dolayısıyla bunu kullanmak istediğimizde şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Eğer kurs null'a eşit değil ise dememiz gerekiyor.